Spor değerlendirmesinden hepinize mutlu günler sevgili izleyiciler. Kanal 64 ekranlarında Uşak Spor'un bu haftaki performansını değerlendireceğiz. Geçen hafta kendi evinde Gümüşhane Spor'a kaybetti biliyorsunuz Uşak Spor. Bu haftada İstanbul'da Sarıyer'e gol oldu yağdı adeta. 6-0'lık bir galibiyet oldu bu hafta. Şimdi genel olarak böyle bir takımdan bir hafta önce Gümüşhane Lig'in son sırasındaki ekip ve bu takımı kendi sahasında yenildiğin zaman bir sonraki hafta şampiyonluğun favorilerinden, playoff'un en büyük adaylarından Sarıyer'e 6 tane deplasmanda gol attığın zaman da ciddi anlamda herkeste bir abondone olma söz konusu. Çünkü bir hafta önce dediğim gibi yeniliyorsun ama gidip deplasmanda farklı bir galibiyet. Herkes eğer bu puan kayıpları acaba ne zaman olur? Bu puan kayıpları ne zaman bizim işimize yarar sorusunu sorarken rakipler için, Uşak Spor için en önemli olan şey şuydu. Playoff hedefinden uzaklaştıktan sonraki her galibiyet hiçbir anlam ifade etmiyordu. Dün Noyan Öz hat-trick yaptı, 3 gol attı ama tabii ki keşke 3 gol atılmasaydı. Geçen hafta galip gelinseydi ve playoff'un heyecanını Uşak Sporlular, Uşaklılar yaşasaydı değerli izleyiciler. Kanal 64 ekranlarında önümüzdeki haftadan itibaren hep ortaklaşa yayın politikasından söz etmiştik. Hayatın Futbol YouTube kanalından canlı olarak izleyeceksiniz maçları. Hem Hayatın Futbol'da hem de Kanal 64'te aynı anda bu mücadelelerin canlı anlatımında biz sizlerle birlikte olacağız. Ve her hafta bu stüdyolarda yine spor dolu günler bizleri bekleyecek. Çünkü Bölgesel Amatör Lig 18 Nisan'dan itibaren start alacak. Ve 18 Nisan'dan itibaren her hafta mutlaka bir canlı yayın olacak. Canlı karşılaşma sonrası buradaki stüdyo programımızda da o bölgenin en az 3 veya 4 tane karşılaşmasının özet görüntülerini de sizlerle paylaşacağız değerli izleyiciler. Evet, genel olarak bir Uşak Spor, kısa bir Uşak Spor değerlendirmesi yaptık ama önümüzdeki günler içinde şunu söyleyebiliriz. Bu saatten sonra tabii ki kalan maçlar neyi getirir neyi götürür. Uşak Spor'un playoff şansı normalde devam etmektedir matematiksel olarak ama ki bana sorarsanız herhangi bir şansı kalmamıştır. Çünkü üstteki takımlar artık bu saatten sonra bu şansı kolay kolay geri tepmezler diye de düşünmekteyiz. Söylediğim gibi Kanal 64 YouTube sayfasına ve Hayatın Futbol YouTube sayfasında ve yine bundan sonraki dönemde Ege TV ekranlarında bu stüdyodan yapılan canlı yayınlarla çok güzel bir zaman dilimi bizleri beklemekte değerli izleyiciler. Dediğim gibi bu hafta Uşak Spor'u tebrik ediyoruz. 6-0'lık bir galibiyet, muazzam bir skor. Ama keşke tabii bu keşkeler hiç bitmeyecek. Hangi maçlar? Gümüşhane maçı, Maraş maçı ve deplasmanda kaybedilen Şanlıurfa maçları ki bu maçlar her zaman büyük bir, bu sene için büyük bir yıkım oldu. Bunun akabinde gelen galibiyet eğer playoff olmayacaksa hiçbir anlam ifade etmemekte. Bunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Tabii ki Hasan Erken Hoca'nın gönderilmesinden sonraki dönemdeki puan kayıpları da bizleri derinden üzdü. Söylediğim gibi Futbol Dolu Günler Kanal 64 ekranlarında, Hayatın Futbol YouTube ekranlarında sizlerle olacak.